kız bizim. Çatlasın kaynanalar. Aa! Aa! Bu ne ayol, ne zaman yağdı bu? Ne oldu anacığım? Ay Tahsin bak, İstanbul Uludağ'a dönmüş bak. Bakayım. Aa! Aa! Bursa'dan enişte getirmiştir bu havayı. Aman! Uğursuz adam. Ne alakası var şekerim? Caddeler nasıl acaba? Ay herkes nasıl gelecek nişana? İstanbul son 50 yılın en etkili kar yağışını yaşıyor. İlk ve orta dereceli okullar 4 gün tatil edildi. Şehir içinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Belediye vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları ve kesinlikle araç kullanmamaları konusunda uyarı yapıyor. Resmi dairelerse bugün ve yarın kapalı. Şimdi kriz merkezine bağlanıyoruz. Eyvah! Gözlerimin altı tamamen mor. Aslı. Efendim. Şu camdan git de bir bakıver. Ne? Cem sürpriz bir şey mi yapmış? Aa! 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 Aslıcığım. Sevgilim nasılsın? Ya ne yapacağız ya? Aslıcığım aşkım sakin ol bir tanem. Cem bak benim büyük eniştem. Merhabalar efendim, nasılsınız? Lokantacı mokantacı değilsin değil mi sen? Öf dur enişte yahu. Aa, çocuklar evde yaparız en kötüsü aile arasında. Çok güzel bir fikir, ben de bunu düşünmüştüm zaten. Sevgilim bak. Bugünün sihrini bozmayalım bir tane. Bak bütün arkadaşlarımız zaten çevrede oturuyor. Yürüyerek buraya gelirler. Saçımı nasıl yaptıracağım? Sevgilim kızlarla halledersiniz. Hem bugünün de böyle bir anısı olmuş olur ha. Doğru. Unutulmaz bir gün olacak. Dünyanın en felaket günü. Ay, nasıl hazırlanacağız yemek içmek? Efendim annem onu da düşündü. Her ihtimale karşı hemen bir şeyler hazırlamaya başladı bile. Gerek yok evladım, gerek yok. Bu evde de yaparız onu. Ne var? 15 kişiye ikram. Aslıcığım, sevgilim. Asparagus'ta herkes nişanlanıyor Aslıcığım. Hadi bizimkisi çok özel olacak. Tamam o zaman. Tahsin baba Allah seni inandırsın var ya. Tanıdıktı diye açtı ha dükkanı. Karkış kıyamet her yerde ya. Adam da Allah'tan hemen üstünde oturuyor. Dükkan hemen üstünde oturuyor. Aç dedim ya kurban olayım acil bir... İyi iyi. Otur, götür mutfağa. İffet teyzeye teslim et onları. Bir miyim ben ya? Bir miyim ben ya? Ay Burhan'cığım elin ne çabukmuş maşallah. Çok teşekkür ederim yardıma geldiğine. Gelmez miyim canım? Sürpriz nişan partisi. Bir aile, bir de ben davetliyim. Sürpriz mi ayol, ne sürprizi? Asparagus'tan alelacele eve aldık ya. Ay çok zahmet oldu sana da. Nasıl yani? Nişanın böyle olacağı belli miydi? E asıl sana davetiye vermedi mi? Teyze içecekler. Of. Ay getir getir oğlum. Getirdim şu teyze. Ne var ne yok getirdim ya. Oh. Erken başladın Burhan abi. Teyzen kızının nişanına iyi geçiyor muymuş Şesut? Gel. Hayatım. Ya bak her şey çok güzel olacak. Hem bizim için manası olan insanlarla birlikte kutlayacağız nişanımızı. Ben de bunu tercih ederim. Ne yapıyorsunuz bakayım benim odamda şey? Ne istediniz enişte? Bir yorgunluk çöktü üstüme. İyi değilim ben. Azıcık şurada uyuyacağım. Hadi çıkın odamdan, çıkın de. Tamam, hadi gel sevgilim, biz çıkalım.
Bak, çıkalım biz buradan. Sen de git üstünü değiştir. Hadi sevgilim. Hadi. Rengi siyah, bu yüzden istemiyorum ya. Güzel, buyurun. Hiç çıkar, çok karı kocak. Senin ya. Ama hiç bağırıyorsunuz ama. Çok güzel, hiç bağırmıyorum. Bert! Arkadaşlar, kar yolları kapatmış olabilir. Nişanı evde yapıyor o olabiliriz. Ama bu nişan yine de mükemmel olacak, tamam mı? Her şeye rağmen. Organizasyon istiyorum. Herkes sırayla Selin'in banyosuna gidiyor, saçını yapıyor. Selin'in odasında giyiniyor, geliyor burada makyajını yapıyor, tamam mı? Trafik bu. Sorusu olan... Aslı, Bülent Bey ne zaman geliyor? Ne? Fatoş, bu akşam Cem'in babasıyla aranızda herhangi bir flörtleşme olursa... ve Sedef teyze bunu fark edip arıza çıkarırsa, nişana bu olay damgasını vurursa... Fatoş! Seni hayat boyu affetmem Fatoş. Don't panic. Fatoş kızım yürü. Biz banyoya şey ettirelim şuradan. Saçlarımızı yapalım. Ay, sen de itip durma. Yürü. Şşt. Böyle kendi aramızda daha samimi zaten. Tabii canım. Entim bir ortağım. Hanımlar ayakta kaldınız ya. Buyurun şöyle. Çocuklar nerede? Enişte belli nişan töreni provası yapıyorlar herhalde. Enişte günün anlam ve önemi demesek. Ben konuşmamı öyle hazırladım. Biz daha çok böyle aşk üzerine cümleler hayal etmiştik. Bir de bir yastıkta kocama lafını hiç kullanmayalım. Çünkü neden illa yaşlanıyoruz ki yani? Tamam oldu olacak o zaman. Aslı Sütçüoğlu ile Cem Tamirci'nin nişanı kutlu olsun deyip çisim atayım. Onaran. Cem Onaran. Aa, fazla üstüme geldiniz ama. Bak kalbim tuttu. Hadi çıkın şuradan Zemmer. Acı kestireyim şurada. Hadi. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben sana ya. Ben seviyorum bu bir yastıklı kocasınlar lafını. Ya ama mesela öyle demeyelim de sonsuza kadar birlikte olsunlar. 100 yaşına kadar birlikte olsun falan diyebiliriz. 100 mü? Yok artık. E ne var bak enişte 87 yaşında Türk gibi. Hadi be gerçekten mi? Evet 87. Enişte maşallah 87 yaşında mısınız? Oho uyumuş bu. Ama uyumaması lazım ya nişan takacak şimdi. Enişte. Enişte kalkabilecek misiniz? Şakir enişte. Şakir enişte. Ne var Aslı uykusu ağır mıdır? Ne bileyim ben. Şakir Bey. Şakir Bey uyanın. Uyanmıyor. Nasıl yani? Şakir Bey. Şakir Bey. Enişte. Enişte. Dur bana bırak bir dakika. Şakir Bey. Şakir enişte hadi hadi uyanın. Hadi. Aslı. Ne oldu bu adama ya? Aslı. Galiba ölmüş bu adam. Ne? Ya Aslı böyle uyku olmaz öldü bu adam ya. Enişte. Enişte. Dur sarsma adamı. Ya sarsma adamı. Sarsmasana ölmüş adam ya. Aa, nasıl ya? Böyle şey olur mu? Ya böyle uyku mu olur? Ölmüş işte herif ya. Nasıl ya? Nasıl olabilir? Ben anlamayacağım ya. Tamam dur sakin ol. 87 yıl güzelliklerin içinde bir hayat sürmüş. Ve ölmüş. Mukadderat. Ölsün de bugün mü ya? Hadi. Neyse. İçeriye gidelim. Haber verelim artık insanlara. Hadi gel. Saçmalama. Hiçbir yere gitme. Kimseye haber verme. Deli misin? Nişan günümüz eniştenin de ölüm günü mü olacak? Yıllarca bunu mu hatırlayacağız Cem hayat boyu? Benim nişanımda kimse ölemez. Her şey mükemmel olacak. Olmaz öyle şey. Şakir Bey. Şakir Bey. Ölemezsiniz Şakir Bey. Kesin ölmüş bu. Yalnız bir dakika. Ya bir dua okusa mıydık? Ya boş ver. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.